Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kalıp kullanmadan, pişirmeden çikolatalı cheesecake. Hiçbir şekilde pişirmeyeceğiz, kalıp kullanmayacağız. Tencerede cheesecake yapacağız. Birçok kişinin evinde kalıp olmayabiliyor ve bundan dolayı da cheesecake yapmayı düşünenlere böyle bir fikir sunmak istedim. Eğer sizin tabii ki cheesecake kalıbınız varsa kalıpta da yapabilirsiniz. İlk önce cheesecake'in krema kısmını hazırlayacağım. Önüme derince bir kabı aldım. İçerisine 300 gram labne peyniri koyuyorum. Peynirin suyunu tamamen aldım. Suyu kalmasın. 2 paket 200 gramlıklardan, yani 400 gram kremanın yarım su bardağını ayırdım. Onu üzerine ganaş hazırlayacağız. Yani 300 gram krema koyuyorum. Eğer krem şanti kullanmak istemezseniz yarım su bardağı pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Ama krem şanti ilave ederseniz ayrıyetten de bir kremanız çoğalacaktır. Kremamız bu kadar. Ara katını yapacağımız sadece bu kadar. Başka bir malzeme katmayacağım. Katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. 5 dakika boyunca çırptım. İyice böyle katı olana kadar çırpın. Kremam hazır. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Hemen bisküvileri hazırlayacağım. Ya burçak kakaolu kullanın ya da böyle kakaolu bisküvi. 30 tane, yani 250 gram 2 paket. Paketi 125 gramdı. Robottan çekip iyice toz haline getiriyorum. Yarım su bardağı, yani 100 gram tereyağını erittim. İçerisine katıyorum. Karıştıracağım. Ben böyle bir pilav tenceresi kullanacağım. Altına şöyle kelepçeli kalıbın alt kısmını koyacağım. Çünkü böyle buna uygun bir düz tabak bulamadım, ama sizler varsa bir pasta tabağı, yani düz bir şekilde içine böyle oturacak şekilde kullanabilirsiniz. İlla böyle alt kelepçeli kalıbın altı olmak zorunda değil. Şimdi önce bunu kenara alıyorum. Tencereyi streç filmle saracağım. Çünkü daha sonrasında geri çıkaracağız. Ortalıyorum. Birazcık aşağıya şöyle sarkıtacağım. Tekrar ortalıyorum. İyice kapandığından emin olun. Sonrasında çok zor çıkartırsınız. Şimdi altına böyle bir uygun tabakla oturtturuyorum. Ve alt tabanını boşaltıyorum. Ya kaşık yardımıyla ya da elinizle düzeltebilirsiniz. Yaparken çok kalıbın şuradan dışarıya çıkartmayın. Tam kalıbın içini doldurun ki daha sonrasında zor olmasın. Tamam, kaşığı bırakıp elimle bastıracağım. Kaşıkla yaparsanız dışarıya çok çıkıyor. O yüzden elinizle yapmanızı tavsiye ederim. Kremayı üzerine boşaltıyorum. Eğer krema ya da kakao isterseniz kakao ya da çikolata eritip soğutup ilave edebilirsiniz. Şöyle yayıyorum iyice. Yarım bardak kremayı böyle ısıttım, tam kaynatmayın. Kaynamaya başladığında hemen kapatın. İçerisine 120 gram bitter çikolata koyuyorum. %120 gram arası koyabilirsiniz, ama kremanın miktarıyla çikolatanın miktarı aynı olması gerekiyor. Yani yük fazlası olabilir çikolata, ama aşağısı olursa ganaş olmaz. Yani 100 gram krema kullanıyorsanız 100 gram da çikolata kullanmalısınız. Benim evde 120 gram vardı. Hepsini kullanacağım, ama sizler 100 gram ile 120 gram arası
kullanabilirsiniz. Kremanın sıcağıyla çikolatayı eritiyorum. Kremanın soğuk olursa çikolata erimeyecektir. O yüzden böyle tam ısınsın ama kaynamasın. Karıştırarak eritiyorum. Çikolata iyice içerisinde eridi. Sakın sıcak dökmeyin. Bu sefer içerisinde krem şanti olduğu için sulandıracaktır. İyice soğutun. Ondan sonra dökün. Üzerine döküyorum. Hazır. Üzerini iyice düzledim. Şimdi eğer ki vaktiniz varsa bir gece öncesinde bekletin. Çıkarmadan önce bir saat, yani kalıptan çıkarmadan bir saat önce bir saat kadar buzlukta bekletin. Ondan sonra çıkartın. Yani birazcık hafif don olsun ki kalıptan çıkarması daha rahat olacaktır. Burası püf noktalarından bir tanesi. Eğer direkt çıkarmaya çalışırsanız cheesecake'iniz çıkmayacaktır ve dağılacaktır. Ben de şimdi dolaba götüreceğim. 2 saat normal gözünde 2 saatte buzluk kısmında dinlendirdikten sonra servis edeceğim. Pastayı tam 2 saat dolabın üst tarafında 2 saatte buzlukta beklettim. Buzlukta bekletmemizin sebebi ters çevireceğimiz için şu üstteki çikolatanın iyice donmuş olması gerekiyor. Yoksa çevirdiğimiz zaman yapışacaktır. Birazcık kenarlardan bıçakla açıyorum. Kenarları genişlettim. Şimdi 2 tane tabak kullanacağım. Hemen çok bekletmeden diğer tabağı geri çeviriyorum. Gördüğünüz gibi enfes bir cheesecake oldu. Tencerede de kalıp kullanmadan böyle güzel cheesecake yapabilirsiniz. Hafif şöyle çıkarırken bozulan yerlerini düzeltiyorum. Bir 10-15 dakika bekletin. Birazcık buzu çözülsün. Süslemek için kakao dökeceğim. Sizler Hindistan cevizi bile dökebilirsiniz. Şimdi dilimliyorum. Çok güzel bir cheesecake oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Biraz daha dinlendirirseniz daha iyi olacaktır. 15 dakikanızı ayırarak kalıp kullanmadan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok da güzel oldu. Bir keresinde denedim. Çok hoşuma gittiği için bunun tarifini sizlere vermek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.